Halamın oğlu çok zeki, çok akıllı ve çok güzel bir çocuk. Ahmet doğuştan dört kapağı çürük doğmuş. Hatta Ahmet 15 yaşına falan geldiğinde sokakta yürüyemez hale geldi. Muhsin Ertuğrul bir kampanya kuruyor. Para toplayalım, Amerika'ya gönderelim, ameliyat olsun. Fakat buradaki doktorlar diyorlar ki biz bu ameliyatı yaparız kardeşim. Yani çocuğu niye dışarı gönderiyorsun? Ahmet abimi ameliyata alıyorlar burada. Halam da o sırada turnede. Ahmet masada kalıyor. Halama bu nasıl söylenecek? Halama söyleniyor. Halam çok ağır bir şoka giriyor, bir travmaya. Hemen uçağa bindiriliyor. Halam uçağın içinde, hatta film çekilir. Halamla ilgili ben bu hikayeyi anlattım. Halam göğsünü parçalıyor böyle uçağın içinde. Kendini parçalıyor çığlık çığlığa. Öğreniyor, iniyor ve halam o günden sonra bir daha hiç uçağa binmedi. Herkese merhaba. Bugün özel bir röportajla karşınızdayız. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, hatta tiyatromuzun ilk temsilcilerinden Naşit Bey'in torunu, Selim Naşit'in oğlu ve sevgili Adile Naşit'in yeğeni olan Necip Naşit Özcan'la beraberiz. Sanat yaşamını, halasını, babasını ve dedesini özellikle ve Türk tiyatrosunu, Türk sinemasını konuşacağız kendisiyle. Evine konuk olduk. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Biz aslında biraz da Adile Naşit ve ailesiyle ilgili ortaya çıkan manasız spekülasyonlara biraz da böyle son vermek adına buradayız. Ben aslında sonda soracağımı başta sorayım. Dedeniz ve halanızın özellikle, neyse babanızın ismi geçmiyor burada da sanki başka bir ailenin evladıymış gibi. Evet, bravo. Bu etnik kökeniyle ilgili spekülasyonlar var. Bu nereden çıktı ortaya ve bunların doğruluğu nedir? Aslı nedir bu işin? Yani şimdi şöyle, aslında çok sıkıcı bir şey. Şöyle sıkıcı, Levanten bir aile olmak problem değil. Benim de annem Rum. Halamın annesi Rum, Adile halamın. Amelia Hanım Rum, onun annesi Rum, Virjin Hanım. Virjin Hanım'ın annesi Ermeni. Hı hı. Şimdi Ermeni ya da Rum ayrımı yapmıyorum. Herhangi bir din, ırk ayrımı yapmıyorum. Ama doğru olan bir şeyi söylemek lazım. Neden Adela? Da babam niye Selim? Yani Naşit Bey'in çocuklarıysa öbür Selim kimin çocuğu? Şimdi bunu bir gazeteci arkadaşımız şirinlik olsun diye böyle bir yazı yazmış. Adela bizim şirin Ermeni oyuncumuz. Ya ne alakası var? Şimdi insanlar da sanıyor ki ben böyle konuşunca Ermenilere karşıyım. Ya ne alakası var? Benim de annem Rum. Sen bunu de ki ya, şirin Rumlarımız de o zaman. Bir şey söyle. Niye Ermeni diyorsun? Ya doğru bir bilgi. Eğer Adile, Adela diyorsan Selim'e ne diyorsun? Selim'in de bir Ermeni ismi olması lazım. Neden Selim diyor? Dede Naşit Bey. Onun babası Osmanlı yani. Şimdi bunlar Türk. Dede Naşit Bey Amelia Hanım'a aşık oluyor. Gösteri yapıyor. Kantocu Amelia Hanım. Dede evli. Dede karısına anlatıyor hikayeyi. Gereken şeyleri, imkanları karısına tanıyor. Ondan boşanıyor. Gidiyor Amelia Hanım'la evleniyor. İlk karısından çocuğu yok Naşit Bey'in. Sonraki Amelia Hanım'dan iki tane çocuğu oluyor. Biri Adile, biri Selim. Şimdi böyle yani hikaye bu. Ama sen kalkıp Adile Naşit'i Adela dersen pek hoş olmuyor. Durumundan ibaret. Sibel Öz'dü galiba. Evet, Sibel. Bir kitabı vardı. Orada Adile Naşit'ten etraflıca bahsetmiş. Orada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki... Hiçbir kaynakta diyor biz Adela ismine rastlamıyoruz. Yok öyle ama bir şey. Diyor şöyle bir durum var. Amelia Hanım yıllar içinde onun ismi Emel diye söylene gelmiş. Tabii. Biraz böyle evrilmiş ismi. Belki Türkçe'ye ağzı çok fazla dönemediği için, Türkçe'yi çok iyi telaffuz edemediği için evde Adile yerine Adela demiş olabilir. Ama bu resmi bir isim olarak isimlendirilemez. Çünkü resmi adı Adile Özcan aslında.
Tabii. Naşit ismini de kullanmasını, babasının ismini kullanmasını Naşit Bey'in vefatından sonra Muammer Karaca öneriyor bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Olamaz. Adile çok kalıbı güçlü bir isim Adile. Adela olamaz. Adile, Adile. Mesela bana annem Nasit. Nasit derdi teyzem. Hmm. Şeyleri söyleyeyim Nasit. Şimdi Rum olduğu için öyle kırık çıkardı. Anneannem bana Maiko derdi. Mesela Rumca. Maiko. Maiko Pulimu. Maiko Pulimu. Maiko Pulimu. Maiko bir isim Pulimu. Bu da kuşum. Hmm. Yani naşit kuşum gibi. Şimdi annem de Sotiriya ismi. Fakat Gazanfer Bey, Gazanfer Özcan annemin ismini Oya olarak değiştirdi. Senin adın bundan sonra Oya. Dendi. Anneme de Oya derlerdi. Amelia'nın isminin değişmesi ya da halama Adela demesi imkansız yani. Adile der ama belki kırık söylerdi ama ben babaannemi tanıyorum. 6-7 yaşlarında ona çok gidip geldik. Annem beni çok götürürdü. Çok da severdim ben onu. O da beni çok severdi. Ama ben hiç Adela dediğini duymadım. Bir fotoğrafı yok mu? Yok maalesef. Adile Naşit'in gençlik fotoğraflarını alıp işte Adile Naşit'in annesi Amelia Hanım diye pazarlıyorlar millete. Çok acı ama öyle maalesef. Ve millet de şöyle ne kadar çok benziyor annesine evet. değil mi diye yiyor, yutuyor bunları. Neden bir fotoğrafı yok? Ya da vardı yok mu oldu? Hani yandı vesaire falan olur mu? Hiç çekildiğini gördünüz mü böyle fotoğraf? Çünkü yani, popülerdi bir isim. Şey mi? Babaanne mi? Evet, şey Amelia Hanım. Yani... Amelia Hanım. Güzel bir isim tabii. Kantocu Amelia. Bir de çok güzel bir kadınmış. Hı-hı. Ben tabii onun yaşlılığını ve son zamanlarında tanıdım. Çok kiloluydu falan filan. Ama o zaman tabii böyle fotoğraflar yoktu yani. Fotoğraf çektirmek için fotoğraf stüdyosuna gitmen lazım. Orada poz vermen lazım. Ama benim mesela annemle halamın benim telefonumda duruyor. Herhalde 15-16 ya da 17 yaşlarında ikisi genç kız. O zamandan arkadaşlar halamla anne. Hı hı. Daha babam yok ortada. Yani sonra babamla tanışıyorlar işte. Aşık oluyor ve evleniyorlar. Orada ben size onu daha sonra gösteririm. Böyle fotoğrafları var. Var var. Hı hı. Bunun ikisinin var. Çok güzel bir fotoğraf. İstanbul kadını. Yani ikisi de çok hoş. Babanızla halanızın 6-7 yaşlarında bir beraber çekildikleri bir fotoğraf var. Var, o da var. Ben işte şunu merak ediyorum. Onların böyle bir fotoğrafı var o yaşlarda. Amelia Hanım'ın fotoğrafının olmaması biraz garip geldi bana. Keşke çektirseymiş ya da varsa da keşke ulaşsaymış. Varsa gibi. Da babamda kalmıştır dediğim gibi. İkinci eşinde duruyordur. Ama bende yok. Hı hı. Bende çoğu şey yok yani. Dediniz Naşit Bey bir tülat ustası, evet. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden komiki şehir Naşit Bey. Evet. Peki Abdülhamit'i güldüren adam diye söylenir. Evet. Bir aslında şöyle söylüyor, bir Osmanlı soylusu diye söylenir tabii, Naşit Bey. Öyle. Onun babası? Onun babası da tabip olduğu söylenir. Hatta bir hastane kurduğu söylenir. Şu anda ismi... Hamit Bey miydi? Hatırlayamıyorum ismini. Çok önemli bir Osmanlı adamıymış o da ve doktormuş. İşte Naşit Bey dünyaya gelince Naşit Bey'in tiyatrocu olmasını hiç istememişler. Onun da bir doktor, avukat, hukukçu olmasını istemişler. Dedem kaçıp tiyatroya gidermiş. Ondan sonra en sonunda bir kavuğu devralana kadar da kaçmış sahnelerde oyun oynamış. Benim de tiyatrocu olmamı istemedi annem. Hayır dedi, tiyatrocu olamazsın. Dedim anne niye? Ben hani bunun içinde doğdum. Yani ben bu işi çok seviyorum. Ben Cem Karaca'nın omuzlarında Luna Park'ta gokartlara Luna Park'ta gezmeye çıkardık. Yani ben Toto Karaca'nın elinde büyüdüm. Muammer Karaca'nın yanındaydım. Gazanfer Özcan'ın yanındaydım. Ali Poyrazoğlu'nun yanındaydım. Yani Adile Naşit'in yanındaydım. Şimdi ben niye o? Yok baban gibi aç mı kalacağız? Halanı hatırla zamanında ne kadar zorluklar çekti. Hatırlayalım halayı. Halam, hatta böyle bir hikayesi var, çok acıdır. Komşusunu
arıyor, gidiyor diyor ki komşusuna, ya ben köfte yapacağım. Evinde bayat ekmek var mı acaba diyor. Komşusu tabii diyor, Adile vereyim diyor, var bayat ekmekleri. Eve geliyor, ıslatıyor ekmekleri, yumuşatıyor ve oğluna ve kendisi yiyor. Yani Türkiye'de tiyatrocu olmak bir Don Kişot olmak gibi bir şey. Yani ya çok aşık olacaksınız bu işe, çok gönül vereceksiniz ya da yapmayacaksınız. Yaparsanız da her şeyi göze alacaksınız. Çünkü ruhunuzdan ve bedeninizden kan akıyor. Bildiğimiz kan akıyor. Çok acı ve ağır. Ama ne oluyor? Adile Naşit'in heykeli var, Adile Naşit'in sokakları var, Adile Naşit'in kitabı var. Adile Naşit star. Ama böyle de bir şey bırakıyor ve biz her dakika ruhu şad olsun onu anıyoruz. Bundan daha güzel bir şey var mı? Ya elbette şimdi insanların hani eserleriyle ölümsüz olması bir yana ama sizinle bu program öncesinde de konuştuk. Yaşarken de kıymetinin bilinmesi. Evet. Adile Naşit ve Selim Naşit hayattayken kıymetleri bilindi mi? Adile Naşit'in kıymeti bilindi. Evet. Ama Selim Naşit'in kıymeti pek bilindi mi? Orası tartışılır. Yani benim babam çok yetenekli bir oyuncuydu. Çok güzel bir sesi vardı. Tiyatronun her dalından anlardı. Yazarlığından anlardı, dekorundan anlardı, ışığından anlardı. Oyunculuğunu çok iyi yapardı. Zaten şöyle bir hikaye var, anekdot var, anlatayım onu. Babam daha sağ. Haluk Bilginer Tiyatrosu'nda Histeri diye bir oyun oynanacak. Babam da bir Yahudi doktor oynayacak. Ondan sonra çalışmış babam işte. Babam da o zaman kaç yaşında? 65 yaşında mıdır? Nedir? İleri bir yaş. Bir gün telefon açtı bana. Naşit dedi, yanına geleceğim dedi. Bir oyun var dedi. Haluk Bilginer'di, bir doktor. Çalıştım, sana göstermek istiyorum dedi. Kapattı telefonu. Abi iki saat sonra falan Dikilitaş'ta oturuyorum, yanıma geldi. Şu kadar yarım bir salon var böyle. Hoş geldin baba dedim. Naşit dedi, şimdi dedi, çalıştığım oyunu sana seyrettireceğim bak dedi. İçimden dedim, Allah Allah, bu yaşa gelmiş adam. Ne işin var, bana kendini gösteriyor, oyununu yapacak. Ben beğenecek miyim, beğenmeyecek miyim? Beni bilirdi, iyi bir eleştirmenimdir. Babam çıktı böyle oynuyor evin içinde. Doktoru oynuyor bana. Nasıl buldun dedi. Ödül alırsın dedim. Naşit hadi dedi, adam gibi bir şey söyle. Nasıl buldun dedi. Ödül alırsın baba dedim. Ah be dedi, seninle de hiçbir şey konuşulmuyor dedi be. Ayıp yaptın dedi. Vurdu kapıyı, çıktı gitti. O sene Afife Jale'de yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Öyleydi yani, tiyatro aşkına bakar mısınız? Kaç yaşında adam geliyor oğluna, çalıştığı oyunu gösteriyor. Ve oğlu da doğru tespit yapmış, ödül aldı babam. Biz böyle mutlu oluyorduk. Aslında şöyle bir şey var. Selim Naşit, Adile Naşit'ten biraz daha az popüler olmasının sebebi, hı hı, sinemada çok yer etmemesi. Evet. Sinemada vardı rolleri ama küçük küçük roller. Adile küçük. Naşit gibi böyle kült olacak ya da sembol roller değildi. Değildi. Böyle de bir durum vardı. Tiyatroda daha ziyade. Evet. Etkindi anladığım kadarıyla. Evet. Sinemada herhangi bir ödül vesaire falan var mıydı? Sinemada? Var, var. Babamın son zamanlarıydı. Babam ağır kanser hastasıydı. Son zamanlarıydı. Cem Yılmaz... Her şey çok güzel olacak. Yaşa. Evet. Her şey çok güzel olacak filminde Cem'in babasını oynuyordu. Ve onlar sinemada yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Ufacıktı rolü ama... O kadar iyiydi ki, o kadar iyi oynuyordu ki yardımcı oyuncu ödülünü aldı. Zaten aldığı son ödüldü. Ondan sonra zaten bir sene sonra hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Biz tabii şimdi Amelia Hanım'dan konuştuk. Onun annesi olan küçük Vergin, o da büyük bir sanatçının ortaya çıkışına ilham oldu. Evet. Seyfi Dursunoğlu. Yani huysuz Virgin tiplemesi ondan. Evet. Evet, ondan evet. Geliyordu. Bu nasıl bir gözlem, birileri anlattı mı? Babanızla bir irtibatı var mıydı Seyfi Bey'in bu durumda? Yok, hayır, yoktu. Ama Seyfi Bey de çok akıllı bir kişiydi zaten. Üniversite okumuş, bayağı aklı başında bir adamdı. Büyük ihtimal huysuz Virgin'i araştırmış olsa gerek. Çünkü feminen bir tarafı da olduğu için
Ben hatırlıyorum, babam beni götürmüştü. Hatta yaşım tutmuyordu, 16 yaşında falandım ama işte boyum böyle 1.83. Kulüp 12'ye götürdü beni. Biz de Çukur Cuma'da oturuyorduk o sıralarda. Kulüp 12'de Huysuz Virjin, Seyfe Bey gösteri yapıyordu. Orada ben ilk seyretmiştim. Sonra aradan yıllar geçti. Onu bir gün Yeşil Kabare'de seyrettim. Gittim elini öptüm falan. Çok tatlı bir adam. Bana böyle yaptı. Naşit gel dedi. Al sen dedi, bu işi benden dedi. Ben çok yoruldum, çok sıkıldım, yapmak istemiyorum. Dedim Seyfe abi ne diyorsun? ben kimim, sen kimsin dedim. Böyle de bir anımız olmuştu. Ama Seyfi Bey araştırmış. Huysuz Virjin'i öyle bulmuş yani. Şimdi geriye dönüp baktığınızda bir sanat açısından büyük bir mirası devraldınız aslında. Evet. Bunun maddi bir karşılığı olmasa da manevi olarak büyük bir yükün altındasınız. Naşit ailesinin. Çünkü siz de mesela Necip Naşit Özcan, Selim Naşit Özcan, Adile Naşit Özcan diye gidiyor. Gerçi o sonra Keskiner oldu, tekrar Özcan oldu vesaire falan. Onu da konuşmak istiyorum. Bu mirası iyi değerlendirdiğinizi düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim kısaca. O ismi yere düşürmedim ben. Yani o isme boyun eğdirmedim ben. Çok şükür hak ettikleri yerde durdum. Hatta halam benim oyuncu olmamı hiç istemiyordu. Annem gibi o da. Babam bu konuda pek taraf değildi, yani karışmazdı. Bir gün Necdet Uygur Tiyatrosu'nda oynuyorum ben. Necdet Uygur'da babam teslim etti beni. Bu adam dedi tiyatro yapacak. Halam geldi, oyun seyretti ve sahneye çıkıp seyircilere ben hepinizin önünde Naşit'ten özür dilerim. Naşit iyi bir oyuncuymuş, bilmiyordum dedi. Bu benim için çok önemli. Sene kaçtı? 80. 80. Tabii. Ondan sonra ben bu tiyatroyu... Ha bir de şu var, mesela ben Necip Naşit olarak hiç kullanmadım ismimi. Evet. Naşit Özcan. Bana diyorlar ki işte konu açılıyor falan. Aa sen onlardan mısın? Evet onlardanım ama ya niye peki Necip Naşit değilsin? Derim ben tiyatrocu olmaya karar verdiğim zaman Necip Naşit'i kullanmamaya da karar verdim. Çünkü Necip Naşit kolay tiyatrocu yapardı beni. Ben tırnaklarımla normal bir adam, Necip değil, Naşit Özcan. Ve gerçekten de tırnaklarımla kazıya kazıya Naşit Özcan oldum. Ve bu halimle de çok mutluyum. Naşit Özcan da aslında dedemin adı. Naşit Bey. Soyadı kanunu çıktığında dedem Özcan soyadını almış. Sebep biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum sebebini. Sebebini bilmiyorum. İlk soyadı kanunu çıktığı zamanda alınan soy isimlerin genelde bir hikayesi olur. Evet. Mesela Arif Erkin şey derdi. Arif Erkin güzeldi bizim soy ismimiz. Benim babam diyor edebiyat öğretmeni olduğu için abim de gittik dedi ki yani bizimle hep böyle güzel güzel diye dalga geçiyorlar. Güzel bir isim değil ki, bir sıfat. Biz şeyden geliyoruz, Güzel Beyzadelerden geliyoruz. Türkmen boyundan geliyoruz. Bari soyadımız Güzel Beyoğlu olsun diye gittik değiştirdik. Böyle bir hikayesi var. Genelde ilk soyadı kanunda bu tip hikayeler var. Belki de Özcan da Öz ve Can, yani herhalde oradan almış dede. Kim bilir, ben de bilmiyorum yani. Naşit Bey, Adile Naşit'in de, Adile Hanım'ın da tiyatrocu olmasını istemiyormuş. Dede halamın tiyatrocu olmasını istiyordu. Babamın tiyatrocu olmasını istemiyor. Bunu tabii sizin dediğiniz elbette daha doğrudur. Yazılanlar açısından söyleyeyim. Adile Naşit'in tiyatrocu olmasını istemiyor, okumasını istiyor. Adile Naşit tiyatroyu o kadar çok istiyor ki hatta okula devam edememiş galiba. Şöyle... Naşit Bey babama diyor ki sen erkek evlat olarak bu eve bakacaksın, evin direği sensin, okuyacaksın, çalışacaksın. Adile'yi alıyor, Muhsin Ertuğrul'a götürüyor dedi. Çocuk tiyatrosuna veriyor. Adile oyuncu olacak diyor. Yani o ters bir haber, aslı doğrusu bu. Yani halamı Muhsin Ertuğrul'a teslim ediyor, çocuk oyunda başlıyor halam. Halamın tiyatrocu olmasına dede Naşit karar veriyor. Babam işte ne meslek lisesine gidiyor. Fakat onun da kafası tiyatroda. İşte Ayşe'nin operetiyle tiyatroya başlıyor. Öyle derken... Gizli mi başlıyor acaba babadan? Dede öldükten sonra tabii o gidiyor, o da onu yapıyor.
Zaten dedenin ölümü... 1943. Evet, 43. Babam 27'li. 27, 30, 16. 16, 16 yaşında falan. Tabii bu 18-19 yaşında da tiyatroya başlıyor. Tiyatroların mahvına sebep olan şey sinemalar. Tiyatrosu sinemaya dönüştürülüyor. Dedem turnelere çıkmak durumunda kalıyor ama turneye de hiç gitmek istemiyor. Hatta Gökhan Eraslan diye çok sevdiğim bir kardeşim var. Dedemi yazdı tiyatro oyunu olarak. Hatta 4 sene şehir tiyatrolarında oynadı Naşit Bey diye. Çok enteresan bir iş. Ondan sonra dedem iş yapamaz oluyor İstanbul'da. İş yapamayınca turneye çık diyorlar. O da turneyi sevmiyor derken tiyatrodan ayrılıyor falan filan. En sonunda sağlığı bozuluyor. Şimdi annenizden bahsetmiştiniz. Sizin sanat yaşamınıza geleceğim. Bu böyle havada kalmasın diye. Anneniz Rum demiştiniz. Rum, Sotiria. Şimdi bir de onun da akrabalarının İnönü döneminde bir sürülme mevzusu var. Ondan bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle, anneannem benim 11 tane çocuk doğurmuş. Anneanne Bulgar göçmeni Rum, dedem Selanik göçmeni Rum. Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye yerleşiyorlar. O anneanne hiç boş kalmamış, 11 tane çocuk doğurmuş. 4'ü ölüyor, 7'si hayatta kalıyor. İşte bunlar Pascal, Nico, Mary, Petrina, Polina, Sotiria diye gidiyor isimlerde. Ondan sonra bu İnönü döneminde, bu 6-7 Eylül hikayelerinden sonra annem o sırada Selim'le, yani babamla evleniyor. Diğer Fatika olan teyzem de, o da bir Türk'le, makine mühendisiyle evleniyor. Onlar Türkiye'de kalıyor. Fakat iki tane dayım, zaten bir teyzem Polina Almanya'ya yerleşiyor. Bir teyzem Afrika'da lejyondu, askerdi. Orada bir İngiliz'le tanışıyor, İngiltere'ye gidiyor, orada evleniyor. Geriye burada iki dayım, iki teyzem kalıyor. İki dayım, tabii karıları Rum olduğu için, birisi boyacı, birisi de su tesisatçısı. Ajan diye ülkeden sürülüyor. Okuma yazmaları yok, nasıl ajan olunuyorsa bilmiyoruz. Ağlayarak gittiler ikisi de Atina'ya, sürüldüler. Ekonomik durumları iyi olduğu zaman geliyordu ama daha çok teyzem gidiyordu. 1976'da galiba ben de gittim Yunanistan'a, Atina'ya. O sırada da Kıbrıs işte dalgaları fenaydı. Gittiğimde hala İstanbul dendiğinde ağlıyordu iki dayım da. Yani topraklarından koparıldı. Gitti zaten artık Türkiye'de. Mesela bu muhitte var Ermeni ve Rum ama elin parmakları kadar az yani. Bu akrabalarınızdan yaşayan var mı bu sayede isimlerden? Kalmadı. Yine sohbetimizin öncesinde Adile Naşit'in çok erken yaşta vefat eden çocuğu. 57 yaşında, evet. Kendisi 57 yaşında vefat etti. Çocuğu da 16 yaşında. 16 yaşında vefat etti ve onu unutamaması. Evet. Bir anlamda aslında ölümüne onu unutamamasının sebep olduğu da söylenebilir. Bir hadiseden bahsetmiştiniz. Biraz anlatır mısınız onu? Şimdi halamın oğlu çok zeki, çok akıllı ve çok güzel bir çocuktu. Ahmet değil mi? Ahmet Naşit. Ben hatta oğlumun adını Ahmet Naşit Özcan koydum. Torunumun adı da Demir Naşit Özcan. Ama tiyatrocu değil, o da yazılımcı oğlum. Hı hı. Ahmet doğuştan 4 kapağı çürük doğmuş. Tabii o zamanın teknolojik imkanları... bunu anlayabilecek güçte değildi Türkiye'de de. Sonra zaman ilerledikçe doktora gidilip Ahmet'in kapaklarının hasta olduğu ve bunun ameliyat edilip düzelmesi gerekirdi. Hatta Ahmet 15 yaşına falan geldiğinde sokakta yürüyemez hale geldi. Ben de kalp ameliyatı geçirdim. 2 kapak da bende değişti. 4 kapağı çünkü kanı dışarı atıyor. Çok garip bir rahatsızlık bu. Ondan sonra hatta Muhsin Ertuğrul bir kampanya kuruyor. Ahmet'i para toplayalım, Amerika'ya gönderelim, ameliyat olsun.
Fakat buradaki doktorlar büyük ihtimal siyah mersek de olabilir. Tam bilmiyorum yani. Diyorlar ki biz bu ameliyatı yaparız kardeşim. Yani çocuğu niye dışarı gönderiyorsunuz? Ondan sonra Ahmet abimi ameliyata alıyorlar burada. Halam da o sırada turnede. Ya Ankara'da ya İzmir'de tam hatırlamıyorum ben. Ahmet masada kalıyor. Ölüyor. Halama bu nasıl söylenecek? Bekliyorlar hani oyununu oynasın. Çünkü söylerse halama söyleniyor. Halam çok ağır bir şoka giriyor, bir travmaya. Hemen uçağa bindiriliyor. Halam uçağın içinde, hatta film çekilirse halamla ilgili ben bu hikayeyi anlattım. Halam göğsünü parçalıyor böyle uçağın içinde. Yani Ankara'dan ya da İzmir'den İstanbul'a 50 dakikalık bir yolculukta kendini parçalıyor. Çığlık çığlığa öğreniyor, iniyor ve halam o günden sonra bir daha hiç uçağa binmedi. Hiçbir zaman binmedi. Rusya'dan ödül verdiler, kadına gidemedi. İsviçre'ye ameliyat olmaya arabayla gitti. o büyük travmaydı onun için. Halam bu acıyla yaşadı. Yaşamak zorunda kaldı. Çünkü onu seven çocuklar vardı. Onu seven bir halk vardı. Bir süre daha herhalde kendi içinde yaşaması gerektiğini düşündü. Yaşadı. Sonra işte bağırsak kanseri oldu. Erol Bey, o da nur içinde yatsın, halamı ameliyat ettirdi, kurtardı. Fakat işte bir süre daha kemoterapiye gitmesi gerekiyordu. Fakat halam film çekiyor. Halam tiyatroda oyun oynuyor. Kadın geliyor, yanakları kıpkırmızı olmuş. Hatta Erol Bey şu büyüklükte süpradin getiriyordu vitamin ona içsin diye. Bir gün evdeyim, hiç unutmuyorum, gitmiyorum dedi artık. Nereye gitmiyorsun halam? Kemoterapi olmayacağım dedi. Olmadı, bitti. Son. Gencecik gitti. Ama her anıldığın an yaşıyorsun demektir. O yüzden de bu ülkede, bu dünyada kötülük yapmadan ölebiliyorsan ne mutlu sana. Yukarıda bunu görüyorlar büyük ihtimal. Yukarısı ne kadar kalabalık şu anda düşünsenize, kimler var? Ne tiyatro grupları, ne sinemacılar, neler 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 var. Neyse, fazla derine gittik. Bir insan iki kere ölür. Biri gerçekten öldüğünde, iki adı yeryüzünde. En son ne zaman anılıyorsa o zaman ölür derler. Aynen. Adile Naşit'in oğlunu unutamamasıyla ilgili bir şey anlatmıştınız. Her akşam bir ritüeli var demiştiniz. Evet, oyundan gelir. Ben evde, işte halamda kalıyorum o seneler. İkinci eşiyle Cemal, eniştem. Halamı bekleriz, ya sinemadan geliyordur ya tiyatrodan, oyundan geliyordur. Masası hazırlanır. Üçümüz otururuz masaya. Ondan sonra halam yorgundur falan. Bir kadeh rakı buz atar içine, su koymaz. Hiç gündüz içki içmez, sigara içmez. Sonra çantasından bir paket Maltepe sigarası çıkartır. Ben hatta ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Hala ne o dedim ya. Sigara mı içiyorsun dedim, bari adam gibi bir şey iç, karışma sen dedi bana. Neyse, rahmetlim. Rakıyı koydu masaya, şu parmağını iki dişin arasına sokardı. Bu iki dişin alt dişleri ayrıktır halamın, onu böyle böyle, o tikiydi. Derken böyle yapar, hıçkırmaya başlar, buradan böyle sel gibi akardı yaşı. Böyle boş bakar, boş bakar. Hiçbirimiz bir şey söylemeyiz. Yani Adile ağlama, yapma. Yapar, ufacık elleriyle gözünü siler, kaldırır kadar. Hadi bakalım, devam edelim. Bu kadın gider, başka bir Adile gelir. İçer, sohbetini yapar. Hadi ben yatmaya gidiyorum der. Bazı geceler onun koynuna girerdim ben. Ona sarılırdım, biraz uyurdum yanında. Fakat o her gece... O ağlaması, yıllarca ağlaması, onu işte bu hastalığın pençesine attı ve artık dayanamıyordu. Yani görüyordum, hissediyordum onu. Yani çok zor bir şey, 16 yaşında kapı gibi bir çocuk
hayatından gidiyor ve tek varisi o. İşte ben onun evinden hatta gidiyorum, flört ediyorum. Hala ben taşınacağım. Ne oldu, rahat mı battı bir tarafına, nereye gidiyorsun dedi. Çok kızmıştı bana gidiyorum diye. Çünkü beni tam olmasa da oğlu yerine koyuyordu. Yani ilişkimiz öyleydi. Ama sonunda işte o da maalesef gitti. Bir dönem Tuncay Akçay'ı evlatlık olarak istemiş galiba. Yok, onlar söylendi. Kendisi söyledi çünkü Tuncay Akçay'ın kendisi söyledi. Öyle, yani öyle bir şey olmaz. Olamazdı yani. Ben izin vermezdim olsaydı da. O kadar değil. Şimdi Adile Naşit'in filmi çekiliyor. Çağdırmak çekiyor sanırım. Evet. Bu konuda en büyük kaynak sizsiniz galiba. Sizinle ya, evet, ben geçti. Çok anlattım. Evet. Şimdi bir de bu isim hakları vesaire falan sizde galiba. Ben de, ama benim hikayelerimden zaten bu film oluştu. Benim anlattığım anılar tabii şimdiki gibidir, çok daha detaylı. Senaristle oturdum bayağı bir 2-3 saat birkaç defa anlattık. Kaynaklar, dökümler bulundu falan filan. Necati Akpınar yapımcısı, BKM çekiyor. Çağan Irmak yönetecek. İspanya'dan bir kadın edebiyatçı ve senarist halamı o yazıyor şu anda. Herhalde birkaç aya biter senaryo diye düşünüyorum. Son halini görmedim, okumadım. Galiba Nisan ya da Mayıs gibi çekimlerine başlanacak. Kim oynayacak biliyor musunuz? Hayır. Var mı sizin oynasa diye... Hayır, yok, yok. Türkiye'de yok. Yani bulamadılar. Bir dönem... Bir tane buldular, bir arkadaş ama yeteneksiz çıkmış, olmadı. Hayır, ismi bilmiyorum ama bir dönem Adile Naşit, onun popüler olduğu dönemde söyleyeyim, o oyuncu için Adile Naşit'i çok iyi oynayabilir, hani mirasını sürdürebilir, ona çok benziyor diyeyim. Günay Karacaoğlu'ndan bahsederlerdi. Yok, biraz yani. Böyle boydan dolayı, hatta Kahpe Bizans filmindeki rolünden dolayı belki de. Anladım, değil. Ama Yasemin Yalçın benim en büyük favorimdi. Yasemin Yalçın, ama artık onun da yaşı geçtiği için değil. Çünkü halam 60 kuşağıyla 80 yılları arasındaki dönem. Yani gençliğiyle orta yaş durumu. Çünkü genç öldü, 57 yaşında öldü 87 yılında. Hatta bir sene sonra ben şehir tiyatrosuna girdim. Sağ olsaydı beni görecekti tiyatroda. Bazen geriye dönüp baktığımda çok uzak gibi geliyor. Aslında bir günün 24 saati gibi pırt diye geçmiş her şey. Anneannem derdi, ah oğlum bak dinle, çok çabuk geçiyor zaman. Hep puli mu? Anladın? Ne diyorsun anneanne diyordum ya. Ne zamanı? Ben kaç yaşındayım ya? Daha dur, 12-13 yaşındayım. Zaman ne zaman? Ha? Geldik kaç yaşına. Ne kadar haklı. Haklı. Neyse. 47 yıllık sanat yaşamınız var. Şimdi bugünlerde neler yapıyorsunuz? Biraz bundan konuşalım. Bir oyun var galiba. Evet. Anton Çehov'un yazdığı Kuğunun Şarkısı diye bir oyun var. Sevgili yönetmen Bora Seçkin koydu oyunu. Kendisi de oynuyor aynı zamanda. Ertan Kılıç var. Benim gençliğimi oynuyor. Yeriz Şatıroğlu var. Aşık Veysel'in torunudur kendisi. O da oyunda. 4 kişilik bir oyun. Oyun aslında kısa bir oyun. Böyle 15 dakikalık okuma tiyatrosu aslında. Ama yönetmenimiz onun içine Shakespeare'i koydu. Yani adamın hayatı. Alkolik bir tiyatrocu. Demans olmuş. Alkol hariç. Alkol kullanmam ben de. Tiyatroda yaşıyor. Tiyatroda sonlanıyor hayatı. 55 dakikalık çok güzel bir iş. Ben çok severek oynuyorum. Birçok yeri kendimi anlatıyorum. Hatta bir gün dedim ya, Anton Çehov niye bunun Kuğunun Şarkısı adını koymuş? Yani ne ilgisi var oyunla? Kuğular ölürken şarkı söylermiş. Ya böyle bir şey öğrendim. Çok ilgimi çekti. Ve adam ölmeye yakın ve ölürken oyun oynamaya çalışıyor. Bu hikaye böyle bir hikaye. Benim sunmak istediğim projeler var. Tiyatroyu herhalde ölene kadar sürdüreceğim tek iş. Bana iş demiyor. Diyorlar ne iş yapıyorsun? Hiçbir iş yapmıyorum. Nasıl ya? Nasıl geçiniyorsun? Emekliyim. Nereden emeklisin? Tiyatroda. İşim varmış diye. Ya kardeşim, ben iş olarak bakmıyorum ona. Bu benim hayatım. Yaşam biçimi. İş olarak şey ya, balıkçılık yaparım. Satarım. Değil mi? Bakkal dükkanı açarım. Bakkalcılık yap. İş o.
Tiyatro iş değil. Başka bir şey. Ben anlatamıyorum da sözcüklerle yani. Başka bir şey tiyatro. Ve ben çok seviyorum. Aşk. Aşk, aşk. Bir tiyatrocu dizilerde, filmlerde oynamadığı zaman çok fazla hatırlanmıyor, bilinmiyor. Evet. Siz de mesela görenler Kurtlar Vadisi dizisinden ve Ötesiz İnsanlar dizisinden hatırlıyor. Ötesiz İnsanlar'da ne kadar oynadınız? Valla Ötesiz İnsanlar. Kor generaldi değil mi? Evet, kor generaldi, bravo. Bir de Ve İnsan Aldandı. Şimdi o kanalda Samanyolu TV'de Ve İnsan Aldandı, şeytan oynuyordum ben. Evet. Tek başrol bendim. Her hafta değişirdi. Aslında insanlar benden korkardı fakat saygı duyardı. Çünkü çok eğitici bir tarafı vardı. Yapma kardeşim, şeytanı çağırma yanına. Çağırırsan senin olacak şeklin bu. Ötesiz insanlarda da kor generali oynuyordum. İkisi de valla 90 bölüm mü 100 bölüm mü ne sürdü yani, çok uzun sürdü. Ve beni çok zorla çağırdılar oraya. Naşit Bey gelin bizi bir deneyin. Ya kardeşim oynamıyorum ben dedim dizide mizide. İstemiyordum da yani öyle bir dini kisve altında bir iş yapmak istemiyordum bir yerde. Sonra bir şekil fakat beni çok sevdiler, çok tuttular. Benim tabii ben siyaset üstü bir adamım. Yani biz siyasetin çok üstündeyiz. Biz eleştiririz. Biz söyleriz. Yani biz hatta bir gün ben bir ilk gittim kanala profesör oynuyorum okulda, üniversite profesörü. Türbanlı bir kadına vuruyorum ben arabayla. Kaza yapıyorum, iniyorum aşağıya. Bakıyorum öyle kadın can çekişiyor yerde. Aman diyorum ölsün ölsün de kurtulalım bunlardan diyorum. Tamam mı? Çağırdım yönetmeni, dedim ben bu sahneyi çekmiyorum kardeş. Nasıl yani dedim, bayağı. Dedim bir defa bir profesörü, bilim adamını yeriyorsun. Bir türbanlıya vurduğum için onun ölmesini istediğimi söylüyorsunuz. Değiştirin, değiştirmiyorsanız çekmiyorum kardeşim dedim. Ortalık karıştı. Gitti, adam iniyor. Ay nasıl ben yardım edemem size, ben çok korkuyorum, başım derde girer diye değiştirildi, kaçtım gitti. Şimdi laf mı ya bu? Ölsün bırak türbanlıymış diye. Bu ne demek ki ben bilmiyorum. Propaganda filmleri gibi bir şey. Yani evet, şimdi sokuşturuyorlardı aralarına. Hatta ben bir savcı oynuyordum. Arkamda Atatürk'ün resmi vardı. Geldi Atatürk'ün resmini kaldırdılar. Oyuncu bir kız arkadaş var. Çığlık atmaya başladı. Sen nasıl kaldırırsın o resmi falan filan. Ben de dedim ki niye kaldırıyorsunuz kardeşim? Savcı oynuyorum. Abi nasıl bir savcı oynuyorsun dedi bana. Yapımcı. Kötü bir savcı. Dedi senin arkanda Atatürk, doğru mu dedi. Doğru söylüyor dedim, kaldırın Atatürk. Tabii kötü bir herif oynuyorum ya. Kötü bir savcı. Yiyen, çalan, çırpmış da görüyoruz ha. Görüyoruz. Böyle oynadım. Bence reytinglerde de birinciydi. Sonra işte birbirlerini yiyince kalktı iş, bitti gitti. Kurtlar Vadisi'ne ne kadar oynadınız? Pusu'da. Pusu'da 15 bölüm falan oynadım. Oradaki rolünüz neydi? Ben Pusu'nun belli bir sezon sonrasını bitmesine son bir sene kala ben oynadım. Ondan sonra bir sene daha sürdü. Kalktı zaten. Brandon diye bir Amerikalı bir adamı oynadım. Brandon da gerçekten varmış böyle birisi. Ben Fulat'ın sülalesinin yarısını temizledim. Ondan sonra onunla da tanıyor. Ya Afganlar falan fotoğraf çekiyor. Ben anlamadım. Diyor ki hey Brandon, Brandon foto foto. İşte son olarak da belki seyrettiniz mi bilmiyorum. Yargıda Başsavcı oynadım. Yargı dizisinde. Yargı dizisinde Başsavcıydım. Ondan sonra bir de yargıya başlamadan önce geçen evvel sene Trabzon'da şey oynadım. Vatikan'ın Şifresi. Temel Macerası diye bir şey oynadım. Papaz oynadım. Sizin yüzünüz bu tip rollere çok gidiyor. Çok. Karadeniz rollerine de gidiyor. Tabii, tabii. Yüzden, yani, ama ben şey oynadım. Işte. Papa oynadım yani. Papa gibi bir rol oynadım ama gider. Ben komediyi çok seviyorum. Ama ben her dakika dizilere çağrılan bir adam değilim. Yani çünkü işte sarışın, mavi gözlü falan filan. Yani genelde bir hain rol olacak ki. Aslında ne oynamak istiyorum biliyor musun? Psikopat da değil. Özürlü bir adam oynamak istiyorum.
sendromlu bir adam. Ya çok çalışayım. Benzer bir örneği vardı. Belki sohbetimizden önce bahsetmişimdir. Ali Uyandıran Bizimkiler dizisinde Halis rolü vardı. Aslında spastik demeyelim de. Yok, spastik çocuk zekasında birini oynuyordu. Evet, bu garip sendromlu bir tip. Sendromlu böyle çok garip bir roldü o, garip bir karakterdi ama o kadar güzel oynamıştı ki. İşte akılda kalır. Öyle roller çok zordur ama çok iyi oynanırsa da harika olur. Böyle gelgitleri çok olan. Evet, evet, olsa. Evet. Evet. Tiyatroda peki hiç karşılaşmadınız mı bu tip? Yok, hayır. Hayır. Neydi o? Bir delinin hatıra defteri. Bir deneseniz. Yok, hiç oynamadım. Hmm. Oynamadım ama çıkarsa çok severek oynarım herhalde. Kurtlar Vadisi'nin de ilginç bir fanatik kitlesi var. Çok hani acayip. Siz Afganlar diyorsunuz ya, ben işte Kurtlar Vadisi nasıl çekildi, 18 bölüm bir röportaj serisi yaptım oyuncularla. Özellikle Azerbaycan'dan ve oralar o tip çok yerlerden, seyrediliyor. Türkiye'yi geçtim, o tip yerlerden o kadar çok izleniyormuş ki. Suriye'de, Arabistan, evet, acayip evet. Bir seyircisi vardı, enteresan. Yani orada birkaç bölüm oynayan bile bayağı popüler. Tabii tabii tabii. Ben de bayağı bir popüler olmuştum. Ha, benim derdim o değil ya. Ben çok büyük bir sanatçının içinde doğmuş bir adamım. Yani ben meşhur olsam ne olur? Benim hiç öyle derdim olmadı. Çok şükür. Çok şükür Allah'ıma. Hiç öyle bir derdim olmadı. Meşhur mu? Görüyorum yeni yetmeleri. İki televizyonda tanınınca havasından geçilmiyor. Ya ben halamla kol kola pazara giderdik ya. Alışveriş yapmaya. Koca Adile Naşit. Hiç umuru değil. Halkla oturur, konuşur, fotoğraf çeker, öper, çocuklarını sever, sohbet eder, muhabbet eder. Hiç öyle bir derdini ben görmedim halamın. Kompleksini hiç görmedim. O yüzden cenaze töreni Şişli ile Taksim arası. Tıkandı kaldı yollar. Şimdikilere bakıyorum da böyle üzülüyorum ya. Nereden gelmişlerdi Adile Naşit'in cenazesi? Van'dan, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, her yerden insanlar gelmiş. Her yerden. Otobüsler tutulmuş gelinmiş. Yani öyle bir sevgi herkese nasip olmaz. Zaten bir daha bir Adile Naşit gelmedi yani. Gelemez de. Nasıl Zeki Müren gelemiyorsa. Mekanları cennet olsun Adile Naşit. Amin. Naşit Bey'in, Selim Naşit'in. Say say bitmiyor. Evet. Rahmet diliyoruz. Peki ben çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Bursalardan kalkıp buraya evime şeref verdiniz size. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz şeref yağ bulduk. Söylemek istediğiniz bir şey varsa izleyicilerimize onu alabiliriz. Sonra kapatalım. Şöyle yapalım. Şöyle diyeyim. Eğer evladınız bir oyuncu olmak istiyorsa mutlaka okuluna gitmeli, tiyatroyu, konservatuar okumalı. Eğer sanatçı olmasını istemiyorsanız da sakın ha çocuğunuza oku diye baskı yapmayın. Özgür bırakın. Japonların yaptığı gibi o zaman çok büyük adamlar çıkıyor. Bir de ne olur tiyatroyu sevin, tiyatroya gidin. Bizim size ihtiyacımız, sizin de bize ihtiyacınız var. Sevgilerimle kalın. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden, hatta en önemli isimlerinden Naşit Bey'in torunu, Selim Naşit'in oğlu ve Adile Naşit'in yeğeni sevgili Necip Naşit Özcan'la beraberdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. Hoşça kalın.